öyle oluyor değil mi? Halleluya sevgili izleyicilerimiz. Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman, konuğum Pastör Ali Kalkandelen ile birlikteyiz. Ve aile konusuna değinmekteyiz. 5 evet. programlık bir serimizde 3. programımız. Pastör Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Aynı zamanda bir evlilik ve aile danışmanı olarak da bize tabii ki tecrübenden ve bilginden paylaşıyorsun. Çok büyük evet. bereket alıyoruz. Şimdi 2 programdır ailenin yapısını incelemekteyiz. Kutsal kitaba göre özellikle Yaratılış 2. bölüm 24. ayet üzerine bayağı durduk. Evet. Erkek annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak, daha doğrusu yapışacak veya kaynayacak. İkisi tek beden olacak ya da yeni bir aile oluşturacak. Evet. Yani erkek ailesinden ayrılacak, yeni bir aile oluşturacak ve bu ayrılmanın da 5 boyutuna baktık. İşte duygusal ayrılma, düşünsel ayrılma, evet. sosyal ayrılma, bedensel ayrılma ve tabii ki ruhsal olarak ayrılabilmek evet. ki eşiyle bu 5 alanda bağlansın, yapışsın, kaynaşsın ve yeni bir aile birimi, kurumu oluştursun. Evet. Ve bu verdiğin tohum örneği de çok güzeldi. Yani ağaçtan düşen tohum ağacın dibine düşerse köklerinin içine orada büyüyemez. Biraz uzak bir yere düşmesi ve farklı bir toprağa ekilmesi gerekiyor ki kendi başına köklerini salarak büyük bir ağaç olabilsin. Evet. Çünkü büyük ağaç olamayan o tohumdan bir meyve, bir verim bekleyemezsin ve Tanrı bizim verimli olmamızı, çoğalmamızı istiyor değil mi? Evet, kesinlikle. Kesinlikle onu istiyor. Şimdi tabii ailenin bütünlüğü de çok önemli. Buna değindik bayağı. Ailenin bütünlüğünü engelleyebilecek şeylere, aile kurumunun büyük bir saldırı altında olduğunu iblis tarafından buna değindik. Çünkü iblis aileleri yok etmek istiyor. Çünkü o hırsız, çalmak, bölmek, yok etmek için işleyen bir hırsız ve böldüğü zaman aileyi tabii kendi içinde bölünmüş bir aile ayakta duramaz. Evet. Bu yüzden her türlü dışsal baskıyla olsun, içsel sorunlarla aileyi koparmak, iletişimi, bu bağları çözmek, koparmak istiyor. Ama ailenin bütünlüğünde, birliğinde büyük bir güç var değil mi? Kesinlikle bunu ilk bölümümüzde değindik. Tanrı'dan gelen nasıl bir güç olduğuyla ilgili olarak. Evet. Sanırım sen şimdi bir ayet okuyacaksın değil mi? Vaizden bir şimdi ayet. Şimdi bu konuştuğumuz ayet önemli bir kısım, yani Vaiz 4. bölümde. Evet. 7. ayet: "Güneşin altında boş bir şey daha gördüm," diyor. "Yalnız bir adam vardı. Oğlu da kardeşi de yoktu. Çabaları dinmek nedir bilmezdi. Gözü zenginliğe doymazdı. Kimin için çalışıyorum, neden kendimi zevkten yoksun bırakıyorum diye sormazdı. Bu da boş ve çetin bir zahmettir." Sonuçta burada yalnızlıktan bahsediyor. Yani adamın burada altında, yani bir adam, yani bunu bir insan olarak değerlendirebiliriz, kadın ve erkek olarak. Evet. Ve vaizin burada söylediği şey, güneşin altında bu boş, anlamsız, değersiz bir şey. Yani birinin yalnız olması, kadının erkeksiz olması, çünkü biraz sonra okuyacağın ayetlerle birlikte bu daha net görülecek. Evet. Bu böyle birbirinden kopuk bir yaşam, yalnız bir yaşam, hiç de hoş olan bir şey evet. değil. Ve Tanrı aile kurumunu da bir erkek ve bir kadının bir araya gelmesi. Tabii bu arada yine aslında burada vurgulamamız gereken bir şey var. Erkek annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak. Yani erkek ve kadın burada tabii ki şunu görüyoruz. Yani Tanrı'nın evlilik için tasarısı bir erkek ve bir kadın. Doğru. Bir erkek çok kadın değil. Bir erkek ve bir erkek daha değil. Ya da bir kadın ve başka bir kadın değil. Eşcinsellik de değil. Yani bir erkek ve bir kadın arasında olan bir bağ. Zinada bu bağı koparan ruhsal bir etken olarak buna değindik. Yani boşanmaya tek sebep zina veriliyor kutsal kitapta. Eşcinsellik ya da zina ya da çok eşlilik Tanrı'nın planına aykırı. Bunu nerede görüyoruz? Eski ayete baktığımız zaman aslında bunun ihlal edildiğini gördüğümüz yerler var. Evet. Mesela İbrahim'e baktığımız zaman ihlal ediyor. Evet. Değil mi? İbrahim karısı Sara varken Hacer'le yatıyor. Evet, cariyesi. Gibi. Ve diye mesela Yakub'un 2 tane karısı var baktığımız zaman değil mi? Evet. Rahel ve Lea. Evet. Şimdi ama hiçbir yerde bunun Tanrı'nın isteği olduğunu ve Tanrı'nın onlara eş olarak verdiğini görmüyoruz. Her zaman Tanrı bir kişi, İbrahim'e Sara'yı veriyor. Ve tabii ki bu çok eşliklerde hep sorunlara sebep oldu. Kesinlikle. Hatta çağlar boyu devam eden
çekişmelere sebep oldu. Evet ve nereden kaynaklandı? Çok eşlilikten kaynaklandı gerçekten. Çünkü düşmanlık, bölünme, bu tür şeyler, gücenmeler, bütün bunlar çekememezlik, miras hakları hep evet. Bunun gibi çekişmelere sebep oldu. Şimdi, bu konuda bence fırsat olduğunda özellikle Lea konusunda konuşmak lazım. Kocasının sevgisini kazanmak için bir kadının neler yaptığı konusunu değinmekte evet. fayda var. Evet. Uzun hikaye orada ama onu, yani tavsiyemiz kutsal kitapta okuyabilirsiniz. Yani Yaratılışta değil mi? Yaratılışta herhalde. Görebilirsiniz. 10. bölümden sonra sanırım. Evet. Yani İshak'ın, İshak ondan sonra İshak'ın oğlu Yakup. Evet. Bunları görebilirler. Evet. Şimdi devam edecek olursak bu Vaiz 4'te. Yine şimdi burada 9. ayet. İki kişi bir kişiden iyidir. Evet. Çünkü emeklerine iyi karşılık alırlar. Çünkü emekleri ikiye katlanmıyor, ona katlanıyor. Evet. Kutsak Sinerji tabi, diyoruz ona evet. değil mi? Bir kişi 1000 kişiyi alt ederse, iki kişi 10.000 kişiyi alt eder. Evet. Yani bir kişinin saldırılara karşı, yani herhangi bir baskıya, saldırıya, zorluklara karşı direnme gücü 1000 kişiye karşı gibiyse, iki kişi de ona katlanıyor, 10.000 kişiye karşı. Evet. İkiye değil, ona katlanıyor. Çünkü emeklerine iyi karşılık alır. Biri düşerse öteki kaldırır. Ne güzel. Ama yalnız olup da düşenin vay haline. Onu kaldıran olmaz. Ayrıca iki kişi birlikte yatarsa birbirini ısıtır. Ama tek başına yatan nasıl ısınabilir? Yalnız biri yenik düşer ama iki kişi direnebilir. Üç kat iplik kolay kolay kopmaz. İlginç değil mi? Üç kat diyor. Üç kat. İki, iki, iki derken birdenbire üçe çıkıyor. Üç nereden geldi acaba? Tanrı. Evet. Aradaki tanrısal faktör, ruhsal bağ. Ve ipi oluştururken nasıl yapıyoruz ipi? Yani böyle üç tane şeyi, ipi şuradan sarkıtsak şimdi böyle tel tel. Evet. Yani böyle üç tane ipi tel tel olmuş halinden bahsetmiyor evet. bu ayet. İpi nasıl oluşturuyoruz? Ölmüş onların halat birbirine gibi nasıl geçtiklerini gözümüzün önünde canlandırabiliriz evet. değil mi? İç içe geçmiş böyle bir, onları birbirinden ayıramazsınız. Evet. Birbirine sarılmışlar gibi böyle giderler. İşte o zaman adamın erkek, kadının erkekle ve ikisinin beraber Tanrı'yla böyle bir bağ oluşturduklarında böyle bir bağ kopmaz. Koparamazsınız öyle bir şeyi. Hamdolsun bu gerçekten. Şu anlamda söylüyor bunu bence. Özellikle o kültürdeki ipin önemi açısından, ipin önemi, bugün ipi o kadar kullanmıyoruz. Çünkü bugünkü çağda artık zincir, zincirimiz var, plastiğimiz var, evet. başka pek çok şeyi bağlamak, bir şeyi evleri bile o çağda öyle yapıyorlardı. Çadırı diyelim ki yani iple yapıyorlardı. O çağ için anlamı bizim bu çağdaki anlamından çok daha farklı. Tabii kesinlikle. Ama o çağ bakış açısıyla düşündüğümüzde işte kopmayan iplik, kopmayan ip her işte uzun vadeli ve çok iş görecek bir şey anlamını veriyor. Öyle değil mi? Sağlam. Ben kırsal kesimde büyüdüm, biliyorum. Küçük yaşlarımızda sağlam bir ipin benim dedem, benim ninem için ne kadar önemli olduğunu. İşte kağnı için, kağnıyı bağlarken, eşyaları taşırken, hayvanı bir yere bağlarken o ipin kalitesi çok önemliydi ve çok değer verirlerdi ipe. Çünkü gerçekten işinizin devamı ürün verebilmeniz, çalışabilmeniz o ipe bağlı. İşte bir kadın ve erkek Tanrı'nın istediği gibi birleşirlerse ve Tanrı'yla birlikte birleşirlerse, üçü birbirine böyle dolanırcasına varsa harika hizmet edebilirler. Evet. Tanrı onlar aracılığıyla harika işler yapabilir ve onlar bütün dünya için, toplum için harika bir şekilde Tanrı'nın ışığını yansıtabilip faydalı olabilirler. Evet. Ve Tanrı faktörüyle birlikte karı koca daha ağır yükleri çekebilir. Evet. Taşıyabilir. Evet. Daha kendilerinden daha büyük bir vizyonu ve amacı ve çağrıyı taşıyabilirler, çekebilirler. Çünkü Tanrı faktörü, Tanrı'nın vereceği güç büyük bir güç. Kesinlikle. Bunu ihmal ettiğimizde oysa kadın ve erkek olarak Tanrı faktörünü evimizin dışına çıkarttığımız zaman, ailemizin dışına çıkarttığımız zaman aslında büyük bir hata yapıyoruz. Şimdi Tanrı'nın doğruluğunu ve yanlışlığını tartışmıyoruz. Yani Tanrı anlayışındaki doğruluğunu ve yanlışlığını. Konuşurken İsa Mesih'ten bahsediyoruz, öyle değil mi biz? Hı hı. İsa Mesih'ten uzak bir şekilde yaşamayı düşünen ve
ve İsa Mesih'i evlerinin merkezinde olmadan, ona sarılmadan yaşanılabileceğini düşünmek aslında bilmiyorum bir nevi olamayacak bir şey. Evet. Kutsal kitap açısından baktığımızda. Zaten iki ipi de öremezsin. Çözülür ama üç ipi örersen birbirine üç olduğu için kilitleniyor, bağlanıyor evet. ve çözülmüyor ve daha sağlam oluyor. Evet. O yüzden gözlerimizi açmamız lazım. Özellikle İsa'ya inananlar olarak ve Tanrı'ya evliliklerimizde hak ettiği yeri koymamız gerek. Evet. Dualarımızda onu karı koca olarak dua hayatlarımızın ortasına koymak lazım. Evlilik ilişkisinin ortasına koymak lazım. Hı hı. Ve çocuklarımızı yetiştirirken de özellikle Tanrı'yı hak ettiği değeri vererek orta yere koymamız lazım. Evet. Yani onun etrafında sarılan, onun etrafında birlikte olan bir ilişkiyi hem kadın erkek arasında hem de anne baba olarak çocuklar arasında tam olarak oluşturmamız lazım. İşte böyle olursak ayetteki söylediği gibi kolay kolay kırılmaz bir ilişki evet. oluyoruz. Ancak sorun nedir? Günümüzde sorunlar başladığı zaman özellikle karı koca ilişkisinde ilk kapıdan kovulan kişi Tanrı oluyor ne yazık ki. Hı hı. Mesela ekonomik olarak hala insanlar birlikte birbirlerine bağımlı oluyorlar, birlikte kalıyorlar. Sosyal olarak hala ilişkilerine devam ediyorlar. Ortak düşünceyi paylaşıyorlar, bazen ortak duyguları paylaşıyorlar. Ama Tanrı'yı tamamen ilişkilerinin dışına atmış oluyorlar. Çünkü vicdan olarak rahat değiller. Tanrı'yı ilişkinin içinde tuttukları zaman vicdanları insanların yargılanıyor. Bizler de, ben de evliyim, 16 yıllık evliyim ve biliyorum eşimle sorun yaşadığım zaman ilk olarak şimdi bana dokunma, bana yaklaşma, şimdi öfkeliyim dediğim kişi Tanrı. Yani şimdi uzaktır çünkü biliyorum hemen gelip benim onu affetmemi isteyeceksin, hemen gelip ilişkimizi tekrar düzeltmek isteyeceksin, hemen bir şeyler yapıp bu ilişkiyi tekrar yoluna koymak isteyeceksin. Ama ben önce şu bencilliğimle biraz zevk almak, tad almak istiyorum düşüncesi geliyor. Günümüzde genellikle işte ilişkilerde böyle. Kadın ve erkek ilişkilerde sorun yaşadıkları zaman evi ilk terk eden, daha doğrusu kovulan kişi Tanrı. Ama Tanrı ilişkinin içerisinde tutulursa, diğer problemler ne olursa olsun, ekonomik, sosyal, duygusal, düşünsel, ne problemler olursa olsun, Tanrı ilişkinin içerisinde tutulursa, iki birey de Tanrı'nın önüne gelip onun yardımını dilerlerse, o zaman bu ilişki kopmayacak. Evet, haleluya. Ama Tanrı'yı bıraktığımız zaman, o zaman senin söylediğin gibi iki ip, o zaman yani zaten bağ olmayacak o zaman. Evet. Birbirlerine kaynaştırmak ve bir arada tutmak zor olacak. Evet, haleluya. Bizi izleyen kişiler var, evliliklerinde sorunlar yaşıyorlar. Henüz şu ana kadar Tanrı'ya ve Tanrı sözüne fırsat vermediler belki. O zaman onlara verebileceğimiz en iyi tavsiye Tanrı'yı hayatlarına dahil etmeleri, evliliklerine, ailelerine dahil etmeleri değil mi? Tanrı faktörüyle birlikte birçok şeyi aşabilirler. Tanrı onların gücü tükendiği zamanları güç verecektir, lütuf verecektir, bilgelik verecektir, onları koruyup sağlayacaktır değil mi? Evet. Aileyi ve evliliği güçlendirecektir çünkü Tanrı'nın yüreğinde aileyi ve evliliği güçlendirmek çok çok önemli bir yer evet. kaplıyor ve Tanrı hemen gelip hakikaten yardım etmek istiyor. Evet. Bu da bize büyük bir umut veriyor. Haleluya. Kısa bir aradan sonra tekrar devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Pastör Ali Kalkandelen'in aile ilişkileri hakkında öğrettiği iletişim adlı DVD'nizi ücretsiz isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastör Güçlü Erman, konuğumda Pastör Ali Kalkandelen ve evlilik ve aile konusuna, özellikle aile konusuna değiniyoruz. O üç katlı iplikten bahsettik. Vaize gördüğümüz ayette evet. üç katlı iplik kolay kolay kopmaz
Şimdi üç katlı iplik tabii ki o ayetler içerisinde hep 2'den 2'den bahsediyor. İki kişinin birlikte anlaşması, birlikte yürümesi, birbirini ısıtması, birbirini kaldırması. Evet. Ama iki kişi düştüğü zaman kim kaldıracak? Tanrı kaldıracak. İkisi de düşerse ancak Tanrı kaldırabilir. Ve birçok bizi izleyen insanlar var şu anda Pastör Ali ve bazı aileler gerçekten zor durumdalar. Acı çeken insanlar var, acı çeken çiftler var, acı çeken aileler var. Ve karamsar durumdalar, umutsuz durumdalar, güçleri tükendi, belki aşamadıkları sorunlar var. Ve bazı, belki bizi izleyen bazı karı koca boşanma yoluna doğru gitmekteler ama Rab onları kurtarmak istiyor değil mi? Rab onları iyileştirmek istiyor, Rab onları bütünleştirmek istiyor değil mi? Ve üçüncü faktör de Tanrı faktörü. Yani. Evet. O çok çok önemli. Bu konu gerçekten çok önemli. Hayat, evlilik biliyoruz ki eğer zorlanma altında kaldığı zaman, stresin altında kaldığı zaman diğer her şeyden daha çok iki bireyi, kadını ve erkeği zor durumda bırakan, iç dünyasını hırpalayan bir ilişki türü. Evet. Diyelim ki bir iş arkadaşlığı için düşündüğümüz zaman, iş arkadaşlığını düşündüğümüzde, ortaklığı düşündüğümüzde, ekonomik boyutu ne kadar büyük olursa olsun, bir tartışma yaşadığımızda, bir kırıklık yaşadığımızda ekonomik boyutunu bir gün mutlaka unutup tekrar eski günümüze döneceğimizi düşünebiliriz. O ilişkiyi kesip gidebiliriz. Geride bırakıp gidebiliriz. Evet. Ama evlilik ilişkisi söz konusu olduğu zaman, evlilik ilişkisinde yaşanan stres gerçekten uykularımızı, gecemizi ve gündüzümüzü, kadının ve erkeğin gecesini ve gündüzünü zehir edebilecek derecede bir ilişki. Çok ağır bir şekilde insanlara stres veren bir ilişki. Dolayısıyla biliyorum ki günümüzde pek çok insan da aynı şekilde hissediyor ve aynı durumları yaşıyor. Pek çok kaynağı olabilir bu stresin. Ekonomik sorunları biliyoruz bu çağımızda, bugünümüzde en çok insanların sıkıntısı olan yeterince para kazanamamak, iyi bir işte çalışamamak, iş sahibi olamamak, borçları olması kişilerin, istediği gibi bir evde oturamıyor olmak, çocuğunu istediği gibi bir okula gönderemiyor olmak, onların ihtiyaçlarını karşılayamıyor, kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor olması veya kocasının ya da karısının ailesiyle olan bağı, az önce bundan önceki bölümde konuştuğumuz gibi anneden babadan ayrılamamak, hala kaynananın, kayınbabanın, görümcelerin, diğer bireylerin evlilik ilişkisine çok müdahale etmesi, evet, ve karışmaları diğer bir tabirle ve bunun verdiği baskı, sevgisizlik, kadının ve erkeğin karşı taraf tarafından sevilmediğini hissetmesi, yeterince ihtiyaçlarının karşı taraf tarafından tatmin edilmediğini, bunlar bir aile için çok ağır olabilir. Kadın, evet, veya erkek için çok zor şeyler olabilir. Ve kötü olan tarafı, bir ortaklıkta bırakıp kapıyı çekip ceketinizi alıp çıkıp gidebiliyorsunuz. Yani ben artık her şeyden vazgeçiyorum diyorsunuz, ceketinizi alıp gidiyorsunuz. Veya bir arkadaşlık ilişkisinde seni artık görmeyeceğim diyoruz, küstüm diyoruz, bırakıp gidebiliyoruz. Ama kadın erkek ilişkisinde öyle, evlilik ilişkisinde öyle yapamıyoruz. Aynı evi paylaşıyoruz. Ne kadar yüreğimiz kırık bile olsa hala gelip yüz yüze bakmak, aynı yatağa girmek, aynı çocuklara bakmak, beraber sarılmak, böyle bir ortamın içerisinde kalıyoruz. Evet. Yıpratıcı ve acı veren bir ilişki. Evet. Eğer böyle durumdalarsa, evet, ki çok ilişki böyle. Bugün dünyada boşanma oranı çok yüksek. Evet. Her yerde, yani hızlı bir derecede ve ülkemizde de çok hızlı bir derecede artıyor. Hızlı bir şekilde artıyor. Böyle olmasa bile fiziksel ve duygusal boşanmalar zaten evin içerisinde, aynı evdeler ama birbirlerinden uzak düşüyor. İlişki zaten bitmiş gibi. Bitmiş. Öyle durumdalarsa insanların yaptıkları, çözmeye çalıştıkları şey, kafalarına gelen şey, eşim değişirse, o farklı bir insan olursa ben de değişebilirim ve ilişkimiz eskisi günler gibi güzel olabilir, ilk, evet, günler gibi güzel olabilir. Eşinizin değişmesi, eşlerinin değişmesi evliliklerini çözmeyecek. Eşlerinin değişmesini beklerlerse eşleri asla değişmeyecek. Ya mevcut eşi değişmesi ya da yeni bir eş bulmak. Yani eşi sonuçta başka bir değişim.
çözmeyecek değil mi? Böyle bir şey olmayacak. Tek şey çözebilir. Yani iki madalyonun iki yüzü olan tek şey çözebilir. Eğer gerçekten yüreklerini kendilerinden üstün bir güce açarlarsa ve bu güce itaat etmeyi seçerlerse değişebilirler. Evet. Tek yol budur. Yani biz insanları değiştiremeyiz. Bazen zaten evliliklerdeki en büyük sorunlardan da birisi bu. Çünkü eşler çok iyi biliyor. Yani karı koca birbirlerinin yani zayıflıklarını çok iyi biliyorlar. Evet. Ve sürekli baskı yaparsak eşimize bu konuda değişmen lazım. O da sana baskı yaparsa ve sürekli onun üzerine değişmesini talep edersen o evliliğe çok büyük bir zarar vereceksin zaten. Bize insan insanı değiştiremez. Evet. Ancak Tanrı insanı değiştirebilir. O yüzden kişinin yapacağı tek şey eşini değiştirmeyi bırakması, Tanrı'nın önüne gidip kendi değişmeyi istemesi. Şimdi bunu şöyle açıklamak istiyorum. Çünkü böyle Tanrı dediğimiz zaman hemen geri kafalılık ve dindarlık olarak algılayabilirler. Evet. Hastaysanız ne yapacaksınız? Siz internete girebilirsiniz, kitapları karıştırabilirsiniz. Kendi ilacınızı ondan sonra kendi ilacınızı şifalı bitkiler kitabından bulup kendi mutfağınızda tak 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 onları ezip, kavurup, kaynatıp, suyunu içip kurtulmayı deneyebilirsiniz. Evet. Ama bu hastalığınızı büyük ihtimalle çözmeyecektir. Ne yapabilirsiniz? Bir otoritenin altına o otoriteye %100 itaat etmeye kararlılığıyla giderseniz belki iyileşebilirsiniz. Doktora gidersiniz ve dersiniz ki ben özellikle siz ne derseniz... Özellikle işinde uzman olan doktoru istersin değil mi? Derim ki sen ne dersen ben onu yapacağım. Çünkü biliyorum ki sen bunun için eğitim aldın, sen bunu biliyorsun... O zaman sen ne dersen ben buna uyacağım derim ve kendimi onun otoritesinin altına koyarım. Ve bana derse ki bunu günde 3 defa yemeklerden yarım saat önce 3 kaşık içeceksin derse her yemekten önce 3 kaşık itaat ederim ona. Ve insanlar bu konuda çok itaatkar oluyor ülkemizde. Hemen doktora çok güveniyorlar. Hemen eczaneye koşup ilaçları alıp başlıyorlar. Çok disiplinli bir şekilde uygulamaya. Bu konuda bir sorunumuz çünkü kurtulmak yok. İstiyor. Bir sorunumuz yok. Ama bu kişiler nedir? Bizim gücümüzün üzerinde otorite sahibi olan, yetki sahibi olan ama bu yetkilerine itaat ettiğimizde bizi iyileştirebilecek insanlar. Hatta yani reçete yazıyorlar ve reçeteyi yani o ilacı bile reçete olmadan alamıyorsun. Evet. Bir yetki gerekiyor. Evet. Yani Tanrı'nın kutsal kitabı da ilacımız reçete. Tanrı yazmış zaten. Evrenin yetkisi, bizi yaratan, bizi bizden daha iyi tanıyan Rabbimiz Tanrımız yazmış Tanrı sözünde. Reçeteyi yazmış yani. Kurtuluş için reçete var. Çözüm için reçete var. Tanrı sözünde her türlü bilgelik var. Aile sorunları için. Süleyman özdeyişlerinde her türlü bilgelik var. Aynı zamanda en önemli çözüm olarak da bize verdiği bağışlamak. Evet. Ben Bruce Almighty yani Aman Tanrım filmini hatırlıyorum. Mesela orada hani ona Tanrı yetkisini veriyor. Tanrı yetkisi olacaksın. Bruce'un ilk yapmak istediği ayrıldığı sevgilisini tekrar kendisine aşık etmek. Ama oradaki Tanrı rolündeki kişi diyor ki yapamayacağın tek bir şey var. Seni sevmesini sağlayamazsın diyor ona. Yani insanların iç dünyasını, insanların duygularını, insanları değiştiremeyiz. Evet. Onu söylüyor. İnsanları değiştirebilecek tek bir varlık var, o da Tanrı. Evet. Ve İnsanı dıştan da değiştiremeyiz. Onu kalıpların içerisine, kıyafetlerin içerisine, onların dış görünüşünü değiştiririz ama içlerini değiştiremeyiz. Bunu yapacak olan tek varlık Tanrı. Evet. Kralların yürekleri Tanrı'nın elindedir diyor. Onları istediği gibi yönlendirebilir. Eğer o zaman eşimle sorun yaşıyorsam ve bu ilişkinin değişmesini istiyorsam bir otoriteye gidip bu otoriteye itaat etmem. Ben zayıfım. Evliliğim konusunda güçsüzüm ve bu evliliğimi ben kurtaramıyorum. Elimden gelen her şeyi denedim, her şeyi yaptım. Bütün kitapları okudum, arkadaşlarıma gittim, onlara danıştım, onların önerilerini yaptım. Ama hiçbir şey benim evliliğimi kurtarmaya yaramadı. Sadece ve sadece sen bana şimdi yardımcı olabilirsin. Ben sana itaat etmeye hazırım, senin yardımını istiyorum deyip Tanrı'dan yürek bağıyla, gönülden yardım istediğimizde o zaman o bize ancak yardımcı olabilir. Evet ve çünkü yani tabii büyük bir birikim var genelde bu uzun zaman süren aile ve evlilik sorunlarından dolayı insanın içinde büyük bir birikim var. Gücenmeler, acılık,
yüreğin nasırlaşması, yüreğin taşlaşması, sertleşmesi, bu birikim ancak bu Rab yüreği ancak Tanrı evet. temizleyebilir. Ve tabii ki kutsal kitap diyor, öfkenizin üzerine güneş batmasın. Sorunları çözmekte ve bağışlamakta çok hızlı ve çabuk olmalıyız. Ertesi güne taşırsak o yüreğin sertleşmesine evet. ve onun artık nefrete, öfkeye dönmesine sebep oluyor. Zamanımız doldu ve bu programda bence duayla kapatmamız gerekiyor. İnanıyorum ki şu anda Rab birçok kişiye dokunuyor, bizi izleyen bazı insanlar. Hatta Amin. Şu anda ruhumda bile seziyorum, gözyaşlarıyla bizi izleyen bazı insanlar var. Ve Rab gerçekten onların hayatlarıyla ilgileniyor, acı çekmelerini istemiyor. Onları iyileştirmek, onlara yardım etmek istiyor. Özellikle dua etmek istiyorum. Aileler için, evlilikler için Rabbin şifası, Rabbin eli onlara dokunsun. Ve onlar da yüreklerini Tanrı'ya açabilsinler ki gerçekten bir şifa, bir iyileşme gerçekleşsin. Sevgili Rabbimiz, senin önüne geliyoruz İsa Mesih'in adıyla ve şu anda bizi izleyen evliler için, acı çeken aileler için dua etmek evet. istiyorum Rab. Ve bugüne kadar iblis onları bölmek için birçok şey yaptı, çalıştı, çabaladı. Onlar da günaha ve yanlış şeylere izin verdikleri için ve belki senin sözüne göre yaşamadıkları için de birçok durumlarla başa çıkamadılar ve şu anda bu çözümsüz durumlarla, umutsuz durumlarla karşı karşıyalar. Ama Rab, sen her zaman çözüm verensin. Ölümden diriliş sağlayansın Rab. Sen her zaman şifa verensin. Sen her zaman kurtaransın. Ve İsa Mesih'in adıyla Rab, bu çiftlere, bu ailelere dokunman için sana dua ediyoruz Rab. Lütfen dokun. Lütfen şifa getir. Lütfen iyileştir Rab. Lütfen yüreklere dokun. Lütfen Rab, seni arayabilsinler ve senin gücünle, senin lütfunla aşabilsinler. Rab, sen her şeyi değiştirebilirsin. Sen aileleri kurtarabilirsin. Tekrar evet, Rab, evet, bereketleyip, Rab. Tekrar sevinçle, esenlikle evet, dolu, mutlu bir duruma getirebilirsin. Evet, Rab. İsa Mesih'in adıyla senden istiyoruz evet, ki, dokun Rab, şifa veren ellerinle. Evet, Rab. Dokun ve şu anda sizden de ricam. Tanrı'ya yüreklerinizi açın. Tövbe ederek ona yaklaşın. Belki fark ettiniz bugün yaptığınız bazı hataları ve Rab'in önüne giderseniz o size yeni bir başlangıç verecek. O bağışlamaya, onarmaya hazır. Benimle birlikte dua edin. Sevgili Rabbim. Sevgili Rabbim. Hayatımı sana getiriyorum. Hayatımı sana beni getiriyorum. Beni bağışlamanı. Beni değiştirmeni istiyorum. Beni değiştirmeni istiyorum. Beni ancak sen değiştirebilirsin. Beni ancak sen değiştirebilirsin. Taştan yüreği çıkart. Taştan yüreği bana çıkart. Bana etten. Yeni bir yürek ver. Yeni bir yürek ver. İsa Mesih. Hayatıma gel. Kurtarıcım. Ve Rabbim ol. Beni akla. İsa'nın adıyla. Amin. İşte lütfun kaynağı olan Tanrı. Onun lütfu size yeter. Durumlar ne olursa olsun Tanrı'nın lütfu size yeter. Ona güvenirseniz, onun sözüne güvenirseniz her şey değişebilir. Tanrı'nın sözü bu garantiyi veriyor. Birazcık da onu deneyin. Amin. Lütfen bize yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Dua istekleriniz, sorularınız varsa tanıklıklarınız bizlerle paylaşın. Devam edeceğiz. Evet. Programlarımızı kaçırmayın. Rab sizi bolca bereketlesin. Hoşça kalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mucdeturkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Kutsal kitapta Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz tıpkı sizin gibi Rabbi seven ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz hem de başka canlara bereket olmuş olursunuz. Unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer.